saat sonu basın toplantılarından yansıyanları, satır başlarını getirdik ekranlarınıza. Tabii mücadeleye dair konuşulacak çok nokta var. Mehmet Emin Uluç, başlayalım evet, mı? Başlayalım. Sizin önce dün yaptığınız muhteşem tahminden ötürü tebrik ederek başlayalım. Şimdi, hatırlatmak ister misiniz izleyicilerimize? Tabii. Şimdi ben şunu söyledim. Fenerbahçe en az 3-0'lık bir skorla kazanır. Osayi oyuna girerse... En az bir de yani. Dinle bak. Daha devamı var. Tabii Osayi oyuna girerse 4 olur, 5 olur. 80-85 arası dedi mutlaka bir tane gol olur. Osayi dedim girdikten sonra gole ya da direkt gol ya da asist olarak skora katkı sağlar dedim. Neden dedim? Hele bir sor. Şimdi, peki neden dediniz? Şimdi şöyle söyleyeyim şakası. Bu arada Rizeli hemşerilerimiz de sağ olsun bize çok kızmışlar. Ben Trabzonlu olduğum için Rize'yi de kendi memleketim gibi sayıyorum. Emre Bol'un da kulakları çınlasın. Şimdi Rize'nin maç öncesi durumuna baktığımız zaman 11 tane eksiği var. Golcüsü yok. İlk 11'de oynayan 4-5 tane oyuncusu yok. Ve bir hafta öncesinde Fenerbahçe Kayseri'ye karşı pas oyunuyla çok net bir galibiyet almış. Bu arada 3-0'lık galibiyetin kenara bırak 6-7 olacak bir maç oynamış. Pozisyon bulmuş. Pozisyon zenginliği var. Rize dedim Şumidika etkisine rağmen yine de hani kadro yapılarına bakıyorsun. Moraller yerine, transferler gelmiş. Her şey olumlu. Öbür tarafta rakip çok daha zor bir durumda ama dün akşam Fenerbahçe neredeyse puan kaybedecek duruma düştü. Ha, gol mesela orada yardımcı hoca, Şumidika'nın yardımcısı diyor ki var bizim için çalışmadı. Var senin için çalışamazdı zaten. Çalışamaz çünkü hakem düdük çalmıştı. Bu arada faul pozisyon. Yani tartışıyorlar ama kural kitabına göre bu pozisyon faul. Kaleci elini koyduğu anda geçmiş olsun. Temas edemezsin o topa. Kalecinin kontrolünde sayılıyor. Hatta iki tane faul var orada. Darbe de var onun dışında. Zaten hakem düdük çaldıktan sonra geçmiş olsun. Var devre dışı kalıyor. Ya yani orada insanların kafasını da karıştırmayalım ama mesela Şumidika neden atıldı olayına gelirsek ben de bilmiyorum neden atıldığını. Ha Şumidika atılabilir mi? Yanılmıyorsam sevgili Taner Karaman bir tweet paylaşmıştı. Avrupa'da diyor Şumidika kadar kart gören bir futbolcu ya da teknik adam yok. Hani Şumidika ne söyledi, ne yaptı, mimikleriyle mi hakemi taciz etti, başka bir şey mi oldu? Hakem, bu arada dün hakemin tartışmalı kararları var mesela. Ben o kararları tartışmasam da hakemi genel anlamda yönetiminden çok haz etmediğimi söyleyeyim. Yani bir kariyerine, tecrübesine yakışmayacak bir tereddüt içindeydi. Mesela bir pozisyonları çalarken çok net dedik. Bir pozisyon var mesela korner. Fenerbahçe'nin lehine olan bir korner. Rizeli oyuncu topunun kontrolündeydi. Gitti böyle topu kontrol ederdi. Gitti. Topun kornere çıkmasına izin verdi. Bir baktık hakem avut veriyor. Yani karambol falan da yok orada. Çok bariz bir şekilde Rizeli oyuncuya çarpıyor gidiyor. Hakemin kafası başka bir yerdeydi. Böyle tereddütlükler çaldı. Bazı şeyleri çalmadı. Bazılarını geç çaldı vesaire. Ama öyle ya da böyle Fenerbahçe bir şekilde kazandı dün akşam. Bu kadar kötü oyunla kazanmak şu anda liderlik koltuğunda oturuyor. Ve akşam liderin maçı var. Yani evet. Beşiktaş'ın maç eksiği olduğunu bilerek lider diyelim. Belki de bu akşam Fenerbahçe o maç fazlasıyla oturduğu koltuktan inmemek üzere bu pozisyona geldi. Bilemiyoruz. Ama futbol anlamında Erol Bulut'un ısrarla söylediği bir şey var. Antrenmanlarda hoca hep aynı şeyi söylüyor. Sakin ama seri. Fenerbahçe'li futbolcular o kadar sakin oynuyorlar ki o serilikte karambole gidiyor. Dün mesela yeni transfer Osayi siz de görmüşsünüzdür. Adam defalarca araya top bekliyor. Görmüyorlar, bakmıyorlar, görüyorlar, atmıyorlar. Tamam ilk maçı tecrübe edecek ama orada Osayi değil de atıyorum başka bir oyuncu olduğundan aynı şey oluyor. Yani Fenerbahçe'nin şu bu futbolcu kalitesinin top gelince o kontrol pas olayından bir önce sıyrılması lazım. Bazı ezberlerden uzaklaşması mı yani, lazım? Sinem Ergin'le de yayından önce onu anlatıyordum Ergin'e. Ya top geliyor. Böyle salına salına geliyor tamam mı? Direkt artık o topa sen ben biz vururuz yani. Tamam pas verebilirsin. Yok arka illa o topu durduracak. Ondan sonra pas ver. Durdurdun ya gitti pozisyon gidiyor yani. Futbol o kadar yavaş oynanmıyor. Hani bu kalitedeki oyuncuların bunun dışına çıkması gerekiyor. Öyle ya da böyle kazandı ama Fenerbahçe yani. Ergin Aslan oyunu sorayım. Bazen çok iyi oynamadan da sonuca gitmek önemlidir diye düşünüyoruz. Evet. Hep konuşuyoruz. Biraz önce hatta Mehmet Emin Uluç da onu söyledi. 8 maçtır yenilmeyen bir Fenerbahçe var. Evet. Nasıl buldun oyunu? Yani iyi oyun çıkması için iyi zemin de gerekiyor.
Fenerbahçeli futbolcusunuz. Samandıra'da herhalde antrenman testleri halı gibi değil mi? Yani hiçbir problem yok. Sürekli yok. Takip ediyorsun. Yok. Orada uyguladığınız oyunu, oynamak istediğiniz oyunu antrenmanda kafanıza yer ettirseniz bile bu zeminde yapmanız pek mümkün değil. Dönelim, Malatya zemini de aynıydı. Şimdi yağmur falan ama şimdi Türkiye'nin en çok yağmur alan yeri Rize. Bakın halı gibi oradaki saha. Evet. Dünyada en çok yağmur alan yerlerden biri Britanya, değil İngiltere. Mi? İngiltere. Yani Premier Lig maçlarına bakalım. İskoçya'ya, oraya buraya. Çok yağmur oluyor. Yani bu kadar maliyet, bu kadar yatırım, 70-80 milyon euroluk kadrolar, bu zeminler. Evet. Ya bu kadar zeminler ki Türkiye'de son 3-5 yılda çok acayip statlar yapıldı. Çok fazla stat yapıldı, güzel ama işte ortayı loca yapıp kafayı numaralı tribün vurmuyor. O koltukların lüks olması, ısıtmalar falan, bunlar arapası varyeta yapmıyor sana. Zeminde ama oynanıyor bu. Özür dilerim, bir şey söylemek istiyorum. Yani teşbihte hata olmaz. Bu neye benziyor biliyor musun? Sen şimdi mal sahibisin, ev sahibisin. Ben senin evinde kiracıyım. Oturuyorum. Sonra diyorum, gel diyorum, evi temizlesene diyorum sana. Bu ona benziyor. Şimdi devlet stat yapıyor. Her şeyi yapıyor. Teslim ediyor sana. Sonra sen telefon açıyorsun. Ya baba, bizim çimler eskidi. Çimlere bak, gelsin şunları yapsana. İş buraya dönüyor. Yani kulüplerin yani, burada. Onu söylüyorum. Kulüplerin burada zaafı var. Yani onu söylüyorum. Onu vurgulamak istiyorum. Tabii tabii. Yani çok yüksek maliyetler de değil bunlar. Bu oyuncu kadrolarıyla iyi top oynamak istiyorsanız, bu klas adamları kullanıyorsanız, bu zeminleri de ona göre yapmak zorundasınız. İstenince hani yapılabildiğini yani herhalde en yakın Olimpiyat Stadyumundan gördük diye ya düşünüyorum. Ya malını çok korumak, bak çok basit bir şey ya. İşte kulübün futbol topu muhteşem var değil mi? Muhteşem bir zemin vardı. Futbol topunun üstüne ne yazıyor? FB yazıyor mesela, tamam mı? Futbol topu, kulübün topu, aman kaybolmasın, eksilmesin. Evet. Kardeşim, futbol topunu korumak için bir çaba içindesin de işte atıyorum 10 milyon euro bonservis ödediğin, yıllık 2-3 milyon euro para ödediğin futbolcuyu koruyacak zemini tabii, tabii. Yapamıyorsun. Tabii. Ya da tutamıyorsun. Ay işte şeyde, Malatya'da Feghouli gitti. Ne olacak şimdi? Evet. Şimdi dün de olabilirdi. Bir oyunu da zorlaştırıyor. Oyuncu sağlığını da riske atıyor. Bunları yapan firmalar var. Yani bunlar çok zor işler değil. Yeter ki üzerine eğilinsin. Oyuna dönelim. Yani Fenerbahçe aslında çok alışılmışın dışında bir oyun sergilemedi. Aslında sezon başından beri Fenerbahçe taraftarını, seyircisini ve futbol izleyicisini çok fazla tatmin eden bir oyun oynamıyor. Evet, bir ivme vardı. Kayseri Spor maçıyla bir yukarı gidiş vardı. Çünkü kazanma alışkanlığı da edindi Fenerbahçe. Rize maçında bu bir tık yukarı çıkartılabilirdi belki. Ama Rize'de eksiklerin yanında golcü de yoktu. Şimdi golcüsü olmayan Rize, işte Samudio'yu kullandı oraya ama ister istemez adam refleksle orta yuvarlak etrafında top oynuyor. Yani klasik santrafor, klasik forvet gibi değil. Bu artı bir, artı iki yaptı Rize Spor orta sahasını. Şimdi artı iki yapılmış bir orta saha 4-6-0 gibi bir görüntü. Bu Fenerbahçe'nin ister istemez hani modern futbolda orta sahada işlerin bitirildiği, oyunun kurulduğu, oyun üstünlüğünün sağlandığı bölge orası. Oradaki fazla kalabalık olunca siz üretimden uzak bir hale geldiniz. Pelkas orada fazla baskı yedi. Ozan'la Gustavo dik oynamak yerine daha yan pasları tercih ettiler. Bunların hepsi bir araya gelince pozisyonsuz, neredeyse pozisyonsuz bir ilk yarı bitti. Muhteşem bir vuruş Valencia'dan. Zaten bu tarz maçlarda bu tarz adamların ara ara bunları yapması lazım ki. Valencia'nın vuruşuna biraz yazık oldu diyebiliriz evet, herhalde. Göten'e değil mi? Kaleciye yazıldı. Oraya bir artı. Gökhan'a da yazık oldu diyebiliriz. Gökhan'a da evet. Yani. Bu arada Gökhan da hani Altay'da Gökhan da çok rahat maç geçiriyordu o dakikaya kadar. Yani bırak şeyi pozisyon yani kucaklarına gelecek vardı. Bile top yoktu neredeyse. Fenerbahçe'de ikinci yarıda beklenti şu. Normalde şampiyonluğu oynayan takımlar, Fenerbahçe gibi takımlar 1-0 çok büyük bir skor avantajıdır. O kadar rahatlatır ki seni. Çünkü rakip ister istemez beraberliğe gelmek, beraberliği bulmak zorunda. Bu sizin gibi klas takımların, kanattan hızlı çıkmayı becerebilen, orta sahadan iyi top atan takımların çok işine gelir. 2'ye, 3'e, 4'e götürme fırsatı bulur. Ama o kadar aramıyor ki. Senin söylediğin şablon bir cümle ama herhalde değil mi? Kanattan efendim? Hızlı çekmeyi becerebilen takımlar derken. Büyük takımlar için bahsediyorum. Yani şampiyonluk yarışındaki takımların hepsi 1-0 skor avantajını, arkadaki 30-40 metrelik boş alanı çok rahat kullanma avantajı vardır. O kadar çıkmıyor ki Fenerbahçe ve Erol Hoca ki Fenerbahçe'nin çıkma potansiyelli oyuncuları var. Bence var elinde. Geçen hafta birkaç hafta önce de söyledim. Hocanın o dizginleri biraz salması lazım. Fenerbahçe bu kadar statik bir takım değil. Fenerbahçe'de seri oyuncular da var. Hızlı çıkabilecek, rakip yarı alanda oynayacak oyuncular yani da var. Yani oyuncuların biraz daha rahat hareket etmesi mi gerekiyor tabii, diyorsun? Tabii. Yani fazla taktik disiplin, iki fazla korumacı bir oyun. Evet, skor tamam alıyor 7-8 haftadır maç fazlasıyla. Hı-hı. Bunların hepsi kabul edilebilir bir şey. Ama bir de oyun tatmini, şampiyonluk oyunu tatmini vardır. Bu minvalde biraz daha yukarı çekmesi lazım.
yeni oyuncular işte Sosa mesela son haftaların aksine o ölü gibi gezen Sosa dün daha hareketli bir oyun oynadı. Bunun yanında Salah'ı ve Osayi Salah'ı biraz daha görmek lazım. İlk iki maçta o top kontrolü ve oyuna top sokuşu kesinlikle çok iyi. Evet. Lakin bir pozisyonda dün bir soru işareti olmadı değil bende. O iptal edilen gol öncesi hani avuta, kornere neyse o pozisyonda biraz fazla rahat davrandı. Maçtaki puan kaybına neden olabilirdi. Evet. O yüzden bunları da biraz daha konsantre olması lazım. Yoksa Kumaş falan iyi oyuncu. Osayi onu da görmek lazım. Ama bu Moses'a biraz benzettim. Yani adam eksilten özellikle önde oynanan maçlarda bir Enkudu, Onyekuru etkisi. Fenerbahçe'de öyle bir adam yoktu. Gelmiş gibi görünüyor. Birkaç maç daha görmek lazım ama Fenerbahçe taraftarının seveceği tarzda bir adam. Çünkü kalabalığa girip çıkan bir adam. Keyif hareketli, verebilecek, hızlı. Hareketli bir adam. Ama şu an tek umut oyunun yukarı çekilmesi için Mesut Özil. Her şey oraya bağlanmış durumda. Çünkü Fenerbahçe bu oyunu daha rakip yarı alanı yıkıp daha coşkulu oynaması lazım. Bunun için mevcut oyunculardan bu oyun çıkmadı bu zamana kadar. Mesut Özil'in girmesiyle ki beklenti o yönde, benim de beklentim o yönde. Hem oynar hem oynatır, oynatması da lazım diye düşünüyorum. Biraz Mesut sistemine dönülüyor gibi diyorsun. Mecbur dönmek zorundasınız Mesut'la beraber. Devam edeceğiz.